Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bakara suresi 17-24. ayetler. Rabbimizin kelamıyla, Rabbimizin huzurundayız. Onunla söyleşmek için, onun kelamından nasiplenmek için Yüce Allah'tan niyazımız, gönül alıcılarımızı, beyin alıcılarımızı, evrensel mesajı Kur'an-ı Azimüşşan'ına, ayetlerine, o ayetlerin hikmetlerine açması. Ne kadar açabilirsek gönüllerimizi ona, ne kadar verebilirsek kendimizi o ayetlere, ne kadar içtenlikle, samimiyetle dinleyebilirsek, anlama gayret ve çabası içerisinde olabilirsek, Cenab-ı Hak o evrensel mesajın feyzinden, bereketinden o kadar lütfedecektir bize. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da kullar anlasın diye, kalıcı dersler çıksın diye, ibret olsun diye çarpıcı misaller verir, darbu meseller verir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette çarpıcı örnekler, darbu meseller anlatılır insanlara. Ve bu örnekler hayatın içerisinden seçilmiş örneklerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayali şeyleri anlatmaz, ütopik şeyleri anlatmaz. Kur'an hayat kitabıdır, hayatın içinden anlatır. Örnekleri de hayatın içerisinden seçtiği örneklerden oluşur. Bu örnekler hikmetle doludur. Herkes bu örneklerden bir şeyler anlayabilir. Ama ilimde derinlik kazanmış olanlar, bu örneklerden, Kur'an'ın bu çarpıcı misallerinden çok daha farklı şeyler anlar. Ama Kur'an herkese hitap eder. Onun hitabı bütün insanlıktır. Seviyesi ne olursa olsun her insana seslenir. Herkes de seviyesine göre Kur'an'dan bir şeyler alır. Kabına göre Kur'an'ın hikmet hazinelerinden doldurur. İşte Kur'an'ın bu çarpıcı örneklerinden, misallerinden biri. Rabbimiz buyuruyor. Meseluhum kemethelillezi istevkade nara. O münafıkların misali, durumu bir ateş yakan, o ateşte aydınlanmak, ısınmak isteyen bir kimsenin durumu gibidir. Felemme azaet ma havlehu zeheballahu binurihim ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. O ateş yandığında, etrafını aydınlattığında, tam ışık, aydınlanma gerçekleştiğinde Yüce Allah onların nurunu giderir, götürür, onları karanlıklarda bırakıverir, artık onlar göremezler. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. O münafıklar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler ve bulundukları durumdan, inatlarından dönmezler, dönmeyeceklerdir. Münafıklar dilleriyle söyledikleri tevhid sözü ile bağdaşmayan insanlar. Ama dilleriyle tevhidi söylerler. O dillerinin söylediği kelime-i tevhid ile geçici bir ışığa kavuşurlar, bir aydınlığa kavuşurlar. Ama söylemleri eylemleriyle uyuşmadığından, yaptıkları tevhid sözüyle bağdaşmadığından, yaptıklarıyla kalıcı bir karanlıkta bocalar dururlar. Işığı bilip, görüp, ışığı tadıp karanlıkta kalmak ne acıdır. Ellerinde vahiy aydınlığı lambalar olduğu halde, o lambalarla aydınlanmayan münafıkların durumu gerçekten acıklı. Onların elde ettikleri geçici o ışıklar, aydınlıklar saman alevi gibi bir müddet sonra sönüverecektir. Evet, Yüce Allah onlara bir ışık yakmıştı. Onlara o ışığın nuruyla bir aydınlık vermişti. Ama onlar alıcılarını o ışığa çeviremediler. O ışığın kıymetini bilemediler. Yüce Allah da o ışığı onlardan gideriverdi, alıverdi, söndürüverdi. Bir ışıktı yanan,
bir aydınlıktı etrafı aydınlatan, ama o ışık sönünce, aydınlığı gidince onlar zulümat içerisinde, karanlıklar içerisinde kala kaldılar. Kur'an'ın bir adı nurdur ve tekildir bu ifade. Nur, tek, tek hakikati söyler Kur'an'ın bütün ayetleri, bütün kelimeleri, bütün harfleri. Kur'ansız olmak karanlıktır, karanlıklarda kalmaktır. Zulümle zulümat aynı köktendir. Karanlıklarda kalan kimse Kur'an ışığı, Kur'an kaynağı, Kur'an nuruyla irtibatı kopan kimsedir. O kimse karanlıkların adamı olarak, karanlıklar içerisinde kalarak zulüm içerisinde bocalayıp duracaktır. Onun için zulüm, zulümat, karanlık, zulüm ve günahlar, bunlar birbirleriyle irtibatlı şeylerdir. Ve onlar artık o karanlıklarda görmeleri mümkün değil. Münafıkların kafirlerden farklı tarafı, kafirler sürekli karanlık içerisinde kaldıkları için bir anlamda karanlığa gözleri alışan insanlardır. Ama münafıklar tevhid sözünü söylemekle, Müslümanlarla beraber olmakla, ışığı gördüklerinden, ışığı fark ettiklerinden, gözleri geçici sürede olsa ışığa alıştıklarından, ışık söndüğü zaman karanlıkta bocalamaları sürekli karanlıkta kalan kafirlerden daha fazladır. Onun için kişilik bakımından kafirlerden daha şahsiyetsiz, daha kaygan bir zemindedirler. Onun için de ahirette kafirlerden daha aşağı, cehennemin daha alt katmanlarında azap göreceklerdir, Allah korusun. Burada ışığı yakan Allah, ama o ışığın nurunu gideren o münafıkların kendi iradeleri, kendi istekleri, kendi sergiledikleri tavırlar. Çünkü biz inanıyoruz ve biliyoruz ki kul hak eder, Allah da halk eder. İman edenlere o ışığı sönmemecesine yakan Yüce Allah'tır. O ışığın kıymetini bilmedikleri için, ışığı taşımaya, ışığın nurunda yaşamaya yatkın, layık, müstahak olmadıkları için o ışığı onların elinden alan da Yüce Allah'tır. Onlar hak ediyorlar. Allah da bu sonucu halk etmektedir, yaratmaktadır. Münafıkların bu çift kişilikli, çok yüzlü oluşlarını hakikatle küfür arasında, gerçekle batıl arasında, hak ile batıl arasında bocalayıp duruşlarını daha iyi anlamamız için Yüce Rabbimiz bir başka örnek bize sunuyor 19. ayetinde. Evke sahibi minessema, ya da onların durumu gökten inen bol bir yağmura benzer. Fihi zulümat, o yağmur içerisinde karanlıklar vardır. Ve ra'dun ve bark, yine gök gürültüsü ve şimşek çakışı vardır. Onlar o gürültü ses içerisinde yec'alûne sâbi'ahum fî âzânihim minessavâiqi hazaral mevt, ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden korktukları için kulaklarını parmaklarıyla tıkayanlardır. Vallahu muhitun bil kafirin, Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Değerli dostlar, aslında semadan inen, gökyüzünden inen sağanak yağmur gibidir Allah'ın katından gelen vahiy. Vahiy ile onların hayatında gök gürüldüyor, yeni bir ses, yeni bir hakikat parıltıları çakıyor, şimşekler çakıyor. Çok açık ve net, hatta sert uyarılar gelmekte, ama bunlar bundan faydalanamamaktadırlar. O vahyin sesinin gür olması, uyarılarının sert ve net olması onları korkutmakta. Onlar o çakan şimşeğin ardından gelecek gök gürültüsünün, belki arada sırada düşen yıldırımların ardından gelecek rahmet yağmurlarını görmezler. O rahmet yağmurlarını bilmezler, fark etmezler ve onlara alıcılarını kapatırlar. Bunun için de kulaklarını tıkarlar parmaklarıyla. Evet, vahiy rahmet yağmurları gibidir. Ancak onlardan herkes yaralanamaz. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde kaygan taşların üzerine yağan yağmurların o taşlara bir fayda sağlamayacağını söylüyor. O yağmurlardan mümbit, yağmura gözelerini açan verimli topraklar faydalanabilecektir. Onun için
insana düşen o rahmet yağmurlarına bütün alıcılarını açabilmesidir. Ve onlar ölüm korkusu içerisinde bocalayan insanlardır. Küçücük gürültüleri, patırtıları aleyhlerine sanırlar ve korku içerisinde bocalarlar ve o gürültü patırtıdan kaçarlar. Ve karanlıkta kalmaya mahkumdurlar. Karanlıkta kalma münafıkların ruh halidir. Çünkü onlar vahye kulak tıkayan adamlardır. Deve kuşu gibi kafalarını kuma sokanlardır. Sürekli ölüm korkusu içerisindedirler onlar. Şöyle ki Medine-i Münevvere'de peygamberimiz ve müminlerin arasında yanında yaşayan münafıklar aleyhlerinde bir ayetin ini vermesinden korkarlardı. Haklarında gelecek olan bir hüküm ile öldürülmekten ya da sürülüp Medine dışına çıkarılmaktan korkarlardı. Çift şahsiyetli olmak böyle bir şey. Ölüm korkusu içerisinde bocalayıp durmaktadırlar. Evet, ölüm sonrası hayata hazır olmayanlar, ecelin yüce Allah'ın ezeli kader kudretinde olduğuna inanmayanlar, her gün ölür ölür dirilirler ve ölüm korkusu içerisinde yaşarlar. Yine ayet-i kerime o münafıkların halet-i ruhiyesini anlatmaya devam ediyor. Şiddetli yağan bir yağmur, karanlıklar var, gök gürüldüyor, şimşekler çakıyor, arada yıldırımlar düşüyor, korkunç sesler geliyor. Arada parlayan o şimşek çakışıyla ortalığın aydınlanması söz konusu. Yekâdül bârk yahdâfı absârahum. Ama onlar ışığa alışık olmadıkları için şimşek çakışında şimşeğin yaydığı ışıktan gözleri rahatsız olan insanlar gibi, onlar sanırlar ki neredeyse o şimşeğin ışığı gözlerini alıverecek. Kullema azâe lehum meşev fîhî ve izâ azlem aleyhim kâmû. O şimşeğin aydınlığı etrafı kaplayınca onlar o aydınlık içerisinde bir süre yürürler. Ama şimşeğin ışığı, aydınlığı gittiği zaman onlar karanlıkta kalırlar. Ne öne ne arkaya adım atamazlar. Oldukları yerde kala kalırlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Evet, Allah isteseydi onların gözlerini, kulaklarını tümüyle giderirdi. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Elbette Allah'ın her şeye gücü yeter. Burada da yine münafıkların o söyledikleri, dilleriyle söyledikleri o cafcaflı güzel kelime-i tevhid ile önlerinin, yollarının geçici bir süre saman alevi gibi aydınlandığına işaret ediyor. O aydınlık içerisinde onlar biraz yürürler, müminlerle beraber olurlar, dışarıdan mümin görünürler. Ama onlar karanlık adamlar oldukları için, karanlığa şartlandıkları için o ışık onlardan alınır, geçici ışık söner. Çünkü tevhidin ışığından kalıcı olarak yararlanabilmek için dilimizin söylediği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü adeta tevhid lambasını yakan bir cümledir. Ama bu ışığın kalabilmesi, bu ışığın yanık kalabilmesi, ortalığı etrafını aydınlatabilmesi için o ışığın kaynağından beslenmesi gerekir. Tevhid sözünü de besleyen salih amellerdir. O söz doğrultusunda yapılan, o söz doğrultusunda gerçekleştirilecek olan yararlı, faydalı, Allah ve Resulünün ölçüleri doğrultusunda amellerdir. Eğer siz sadece tevhid sözünü söylerseniz, hayatınızda tevhid ışığı aydınlanır ama siz o tevhid kelimesini salih amellerle beslemezseniz, salih ameller kaynağından o tevhid ışık kaynağını beslemezseniz, o zaman o ışık münafıklarda olduğu gibi kısa bir süre sonra sönüverecek ve siz karanlıklarda kalıvereceksiniz. Önünüzü ardınızı bilemediğiniz için de yolunuza devam edemeyeceksiniz. Ve Allah isteseydi onların kulaklarını ve gözlerini giderirdi. Tümüyle giderirdi. Ama onlar bu bocalama içerisinde Cenab-ı Hak aslında onlara bir fırsat tanıyor, bir kapı açıyor. Tevhid sözünü dinleme imkanı tanıyor. Onlara tevhidi getiren insanları bahşediyor, lütfediyor. Onlar geçici bir süre dinliyorlar, görüyorlar. Ama hakikati işittikten sonra, gördükten sonra onun kıymetini bilmemek, ondan dönüp, ona arkasını dönüp gitme gerçekten acıklı bir durumdur. Yani sonuçta onların işitmeleriyle işitmemeleri bir oluyor. Görmeleriyle görmemeleri bir oluyor. Aslında ışık gözün görmesi içindi
Ama onlar ışığı bu anlamda değerlendiremedikleri için, vahiy aydınlığından istifade edemedikleri için, vahiy aydınlığı o karanlık adamlar için gözlerini alacak, gözlerini, diğer duyularını giderecek bir şeye dönüşüyor. Evet, onlar dilleriyle tevhid sözünü söylemekle az bir miktar, az bir zaman geçinir giderler. Müminlere tanınan imkanlardan, fırsatlardan faydalanırlar. Ama onların ipliği pazara çıkınca, nifakları ortaya serilince ya da ahiret gününde Yüce Allah onların nifaklarını yüzlerine vurunca, artık geçici dünyada onların geçinmeleri bir tarafa, kalıcı dünyada, ahirette onların Allah'ın müminlere olan ikramından, izzetinden istifade etmeleri mümkün olmayacaktır. Evet, Allah her şeye kadirdir. Onlar nifakı tercih ettiler. Allah da onlara o yolu kolaylaştırdı. Onlar imanı tercih etmiş olsalardı, Yüce Allah elbette onlara hidayet nasip edecekti. Burada evet, fiillerin gerçek faili olarak, faili mutlak olarak Yüce Allah vurgusu yapılıyor. Ama bu suçun, vebalin Allah'a ait olduğu anlamına hiçbir zaman gelmez. Suçlu olan kullardır. Çünkü irade sahibi olan, o seçenekleri ihtiyari olarak seçenler kullardır. Cenab-ı Hak iyiliği, hidayeti seçene iyiliği, hidayeti, hayrı kolaylaştırır. O yolları açar. Kötülüğe şartlanan, kötülüğü, şerri, batılı seçene de o yolları kolaylaştırır. Şimdi kitabımızın ilk ayetlerinde müttakilerin tanımı verildi. Ardından gelen iki ayette küfredenlerin temel özelliklerine dikkat çekildi. Bu ayetlerle müminlere, aman ha siz kafirlerden, hakikati örten, nimeti görmezden gelen nankör kafirlerden olmayın mesajı verildi. Ardından küfür ile iman arasında bocalayan münafıklara söz getirildi. Yine onların üzerinden müminlere ders verildi. Ey müminler, işte şu özelliklere sahip olanlar, çift şahsiyetli, çok yüzlü olanlar, söylemleriyle eylemleri birbirine tutmayanlar, Allah'ı, peygamberini, müminleri aldatmaya çalışanlar münafıklardır. Onları iyi tanıyın, onların durumuna düşmemek için tedbirli olun, onlar gibi olmayın. Onları iyi tanıyın, onların şerlerinden emin olun. Onları iyi tanıyın, sonuçta onlar da sizin tevhidin, sunacağınız İslam'ın, davetin muhatabıdırlar. Siz muhatabınızı ne kadar iyi tanırsanız, tebliğinizde, davetinizde o kadar başarılı olursunuz. Münafıkları da bütün bu zafiyetleriyle, özellikleriyle tanıyın, onlara kalıcı, tesirli bir davet yapın, Allah'ın dinini onlara götürün. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de küfrü, şirki, nifakı anlatan ayetleri biz bu üç temel madde çerçevesinde okuyacağız. Onlar gibi olmamak için onları okuyup tanıyacağız. Onları tanıyacağız ki onların şerlerinden emin olacağız. Onların müminler, Müslümanlar aleyhindeki plan ve tezgahlarına karşı agah olacağız. Onları tanıyacağız ki sonuçta onlar da bizim, münafık da olsalar, müşrik de olsalar, kafir de olsalar, insan olmalar hasebiyle davetimizin konusudur. Onları tanıyacağız ki onlara etkili, tesirli bir biçimde, onların anlayabileceği şekilde onlara davetimizi yapabilelim, İslam'ı onlara götürebilelim. İslam tarihine, insanlık tarihine baktığımız zaman kafir olup küfür içerisinde yüzüp mümin, Müslüman olan insanlar vardır. Yine nifak içerisinde düştüğü halde sonunda aklını başına devşirip İslam'a, tevhide tekrar yönelen, mümin, Müslüman, muvahhid olan insanlar vardır. Biz şuna inanıyoruz. Bir insanın can boğaza gelmedikçe, fırsat elinde demektir. Aklı başında olduğu sürece, ölüm anına yaklaşmadığı sürece, hangi konumda olursa olsun, ne kadar küfre, ne kadar şirke, ne kadar nifaka batmış olursa olsun, o potansiyel bir davet adayıdır. Mümin ve Müslüman adayıdır. Biz, bize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Sonuçları yaratacak olan elbette Yüce Rabbimizdir. Münafıklar da bu şekilde açıklandıktan sonra Rabbimiz küfür ve nifak ehlinden sonra yine çağrısını evrenselleştirerek evrensel kitabının 21. ayetinde, Bakara suresi 21. ayetinde bütün insanlığa seslenerek şöyle buyuruyor. Ya eyyühennas, ey insanlık, ey insanlar, bu şu demektir.
Ey müminler, ey Kur'an'ın muhatapları, Allah'ın bu çağrısını tüm insanlığa ulaştırmakla yükümlüsünüz. Allah'ın bu insanlık, ey insanlık çağrısını coğrafi şartları aşarak, önünüze konulacak olan engel ve barikatları geçerek tüm insanlığa, hangi konumda durumda olursa olsun, seviyesi ne olursa olsun, tavandan tabana, günahlı, çok günahlı, günahlara batmış, günahlarda kartlaşmış ne kadar insan varsa bu insanlara ulaştırmakla yükümlüsünüz. Onun için Kur'an'ın ya eyyühennas, ey insanlık çağrısını duyduğumuz zaman biz insanlığa Allah'ın bu davetini, bu çağrısını ne kadar ulaştırabiliyoruz sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Yani bu noktada müminlerin Allah'ın dininin esaslarını, Allah'ın dinini insanlığa layıkıyla ulaştıramadıkları bugün maalesef bir vakadır. Ey insanlık, Rabbinizi dinleyin. Rabbinizin şu çağrısına kulak verin ki "U'budu rabbekum ellezî halakakum." Rabbinize kulluk yapın, Rabbinize ibadet edin. Rabbinize dua ve niyazda bulunun. Rabbiniz o sizin sahibiniz. O sizin yöneticiniz. "Ellezî halakakum." Ama herkesin bir Rabbi var. Siz sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Herkesin bir Rabbi var ama çoğu Rabler yaratmaktan aciz varlıklardır. İnsanlar gibi insanların Rableştirdikleri, tanrılaştırdıkları bir takım geçici güçlerin sahipleridir. Ama yaratıcı Rab birdir, tektir. O da Yüce Allah'tır. Tüm kainatı, tüm evreni, tüm insanlığı, tüm varlığı yaratan Yüce Rabbimizdir. Rab ve halk eden, halik olan Rab. Kur'an'ın bir başka ayetinde ifade edildiği gibi "Ela lehul halk vel emr." Yaratma da Allah'ın, yönetme de Allah'ın. Yaratıcınız yöneticiniz olsun, yaratıcınız Rabbiniz olsun, yaratıcınız sizin hayatınıza çeki düzen veren güç olsun. İşte o Rabbinize kulluk yapın, o Rabbinizle bağlantı kurun, irtibatlı yaşayın. O Rabbiniz ölçüsünde, Rabbinizin ölçüleri doğrultusunda mümince, Müslümanca bir hayatın adamı olun. İbadet, kulluk, Allah karşısında, yaratıcı karşısında insan için en büyük ünvan, en kutlu rütbe. O Allah sizi yaratan وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekileri de yaratan, yani her şeyi yaratan O. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ona kulluk ibadet edin ki takvalı olasınız. Müttaki olmanın yolu da buradan geçer. Allah'ı Rab olarak tanımadıkça, yaratıcınızı yöneticiniz olarak kabul etmedikçe ve bu kabul edişinizi kulluk ve ibadetle ortaya koymadıkça takvaya erişmeniz mümkün değildir. Arınmanız, günahlardan, şirkten, küfürden sakınmanız mümkün değildir. Takva Allah'ın ölçüleri doğrultusunda bir hayatın adamı olmaktır. Takva her yerde, her şartta, her konumda, her zamanda, her mekanda Allah'ı hesaba katarak yaşamaktır. Her zaman onun huzurunda olduğumuzun bilincinde onun ölçüleri doğrultusunda hareket etmektir. Sevgiyle, saygıyla ondan sakınmaktır. O Rabbinize kulluk edin ey insanlık. O Allah ki ellezî ceale lekumul arda firâşâ, yeri döşek gibi yaydı, serdi, sizin emrinize verdi, sizin için halk etti, sizin için dayadı, döşedi, yatak gibi yer sizi bağrına bastı. Ondan halk edildiniz, onun üzerinde gezdiniz, onun üzerinde yediniz, içtiniz, rızıklandınız. O her şeyinizde sizi bağrınıza bastı. Pisliklerinizi bile bağrına bastı. Sonunda ruhunuzu teslim edince yine bedeniniz o yerin bağrında, o döşeğin bağrında yine defnedilecek, değerlendirilecek. Dolayısıyla o Allah'ın erişilmez kudretini, büyüklüğünü düşünün. İşte o Rabbe kulluk yapın. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ gökyüzünü de bir bina gibi, gök kubbe gibi üzerinize koydu, bina etti. O kainatın parçalarıyla Cenab-ı Hak sizin emrinize, bütün parçalarıyla kainatı sizin emrinize vererek size sundu, sizin hizmetinize verdi.
ve enzele mine sema maen. O semadan hayatın temeli kaynağı olan suyu indiren de Allah. İşte o Allah'ı düşünün. O her bir yağmur, kar damlasını size yağdıran, size lütfeden Allah'ı düşünün. Semadan yağan yağmurlar, Allah'ın katından inen ayetler. Her ikisi de rahmet yağmurları. Biri manevi rahmet yağmuru, öteki maddi rahmet yağmuru. Nasıl o semadan inen yağmurlara muhtaçsanız, varlığınızı sürdürebilmek için, hayatınızı sürdürebilmek için ona ihtiyacınız varsa, aynı şekilde Allah'ın katından damla damla, kelime kelime, ayet ayet, sure sure, mevsim mevsim, iklim iklim inen vahiy, rahmet yağmurlarına da öylece muhtaçsınız ki o yağmurlarla Allah فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. O Allah o yağmurlarla yerden size rızık olacak, size rızık olacak, sizin için olacak ne meyveler ne semereler çıkarıyor. Nitekim semadan inen, Allah'ın katından gelen vahiy yağmurları da, Allah'ın ayetleri de yine insanlar için rızıktır, manevi rızıktır, ruhun rızkıdır, gönlün rızkı, beynin rızkıdır. Onlarla da ne meyveler, ne çiçekler açar, ne dallar, ne yapraklar oluşur, ne meyveler biter. Nedir o meyveler? Salih ameller, güzel güzel Müslümanlıklar. İşte bütün bunları düşünün. Kur'an-ı Kerim'de maddi manevi rızıklar iç içe anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de her iki grup rızkın da kaynağı Razzak olan Yüce Allah'tır. Onun için eskiler Allahümme erzuk fıkhen fiddin diye dua ederlerdi. Allah'ım bizi dinde anlayış sahibi kılarak rızıklandır. Allah'ım bizi ilimle rızıklandır. Salih amelle rızıklandır. Makbul amellerle rızıklandır diye dua ederlerdi. Rızık sadece midenin açlığını, susuzluğunu gideren şeyler değil. İşte bu Allah'ı bütün bu özellik ve güzellikleriyle yüce yaratıcıyı düşünün de فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Allah'a, o Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın, eş koşmayın, hiçbir gücü Allah makamına çıkarmayın. Allah'tan başka hiç kimse yaratıcı olamıyorsa başkalarını neden o yaratıcı konumuna çıkaralım ki? Allah'tan başka hiç kimse şu yeryüzünü yaratamıyorsa, dayayıp döşeyemiyorsa, şu gökyüzünü direksiz olarak üstümüze tutmuyorsa, neden başkalarını o erişilmez kudretinin sahibi olan Yüce Allah'ın makamına çıkaralım ki? Neden Yüce Allah'ın yetkilerini başkalarıyla paylaştıralım ki? Neden Yüce Allah'ın o yetkilerini başkalarına verelim ki? O semadan yağmurları indiren, maddi rızıkları kullarından hiç eksik etmediği gibi, kesintisiz verdiği gibi, yine katından manevi rızıkları, vahyi sağanak sağanak yağdırandır. Adem'den Hatem'e insanlığı peygambersiz bırakmayan, Adem'den Hatem'e insanlığı kitapsız bırakmayan, vahiysiz bırakmayan Yüce Allah, ona kulluk edilmez mi? Ona kul olunmaz mı? Ona ibadet yapılmaz mı? Ve entüm te'lemun. Bütün bunları görüyorsunuz. Yaratıcı o. Kainatın var edicisi, halk edicisi o. O yağmur damlalarını size yağdıran o. Semadan rızkınızı indiren o. Bütün bunları görüp dururken, bilip dururken ey insanlık, Allah'tan başkasına kulluk neden? Allah'tan başkasına boyun eğmek niye? Ey kafirler, ey münafıklar, siz de bilin ki sizi yaratan da o, sizi yaşatan da o. O zaman bırakın başkalarını, bırakın başkalarına boyun eğmeyi, kulluk yapmayı, onu tanıyın, ona kulluk edin, onun olun ki o da sizinle olmaya devam etsin, size yardımını, ikramını üzerinizden eksik kılmasın. Yaratan Rabbe kul olmak, müminliğin en temel ilkesi. Ondan başka hiçbir tanrı yaratamaz ki. Ondan başka hiçbir tanrı onun gibi gerçek anlamda rızık veremez ki. O halde takvalı olmak için Allah'ı bilmek şart. Allah'a kulluk şart. Kulluk ve ibadet olmadan asla takvalı olunamaz. Yer,
sema ile irtibatlı olursa canlı kalır. İnsan da Rabbi ile irtibatlı olursa insan kalır. Gerçek anlamda hayatın sahibi olur. Yer sema ile irtibatı kesilirse, yağmurlar kesilirse yer kurumaya, çürümeye mahkum olur. Kul da Rabbi ile irtibatını keserse, vahiy ile bağlantısını koparırsa o da çürümeye, kaybetmeye, helak olmaya mahkum olur. O zaman maddi gıdalar da önemli, manevi gıdalar da. Ama maddi gıdalar, en temel maddi gıdaları da bize bahşeden Yüce Allah'tır. Manevi gıdaları bahşeden de Yüce Allah'tır. Yüce Allah'ın güneşine, Yüce Allah'ın havasına, suyuna ve diğer gıdalarına nasıl yöneliyorsak, Yüce Allah'ın eskimez, pörsümez, yeni olan vahiy gıdalarına, manevi gıdalarına da aynı iştiyakla, aynı açlık ve susuzlukla yönelmemiz gerekiyor. Her şey onunken ondan başkasına kulluk neden diyoruz. Ve sayfamızın son ayetlerinde Yüce Rabbimiz, hayat reçetemiz, hayat düsturumuz olan Kur'an-ı Kerim'e bir kere daha dikkatlerimizi çekiyor. O kitap hakkında şek ve şüphe içerisinde olanları bir kere daha düşünmeye davet ediyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Kulumuza indirdiğimiz ayetler hakkında, kitap hakkında şüphede iseniz ey insanlık, ey kafirler, ey münafıklar, ey insanlar فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Onun bir suresinin benzerini getirin de görelim. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında bütün tanıklarınızı, bütün güçlerinizi, bütün salahiyetli yetkili kimselerinizi de çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer bu Kur'an'ın, Hazreti Muhammed'in sözü, Hazreti Peygamber'in uydurduğu söz olduğu iddiasında samimiyseniz, Allah katından gelmediği ni söylüyorsanız ve bu sözünüzde sadıksanız bir benzerini de siz getirin de görelim diyor. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu. Yapamadınız ve yapamayacaksınız, ila nihaya yapamadınız, yapamayacaksınız. Fettekun nar alleti ve kuduhen nas vel hicara uiddet lil kafirin. Ey insanlık, yapamadınız işte. Kur'an'ın bir benzerini oluşturamadınız. Akıllarınızı bir araya getirdiniz. Güçlerinizi bir araya getirdiniz. İnsanlığa hayat düsturu olsun diye, reçete olsun diye nice kanunlar, ilkeler vaaz ettiniz. Ama tüm insanlığı koyduğunuz bu kanunlar, bu yasalar, bu kurallar mutlu etmeye yetmedi, doyurmaya yetmedi. Bir taraflarını mutlu etti, bir başka tarafı eksik kaldı. Bir taraflarını doyurdu, bir başka tarafları aç kaldı. Dolayısıyla yüce yaratıcının yaptığını yapamadınız, yapamayacaksınız da. Kıyamete kadar da Kur'an bu meydan okuyuşunu sürdürmeye devam edecek. Bu çağrısını insanlığa sunmaya devam edecek. Yapamayacaksınız, kesinlikle yapamayacaksınız. O zaman madem ki durum böyle, Kur'an'ın hakikatleri eskimiyor. Kur'an'ın hakikatlerinin bir benzerini insanlık üretemiyor, getiremiyor, geliştiremiyor. O zaman Kur'an karşısında teslim olsanız da, Kur'an karşısında, Allah'ın kelamı karşısında şapka çıkarıp ona tabi olsanız da fettekun nar alleti ve kuduhen nas vel hicara. Eğer bunu yapmıyorsanız, yapamıyorsanız o zaman cehenneme hazır olun diyor Cenab-ı Hak. Ama siz Kur'an'ı kabul ederek, Allah kelamı olduğunu kabul ederek, Kur'an'a uyarak, ittiba ederek kendinizi cehennem karşısında koruma altına alabilirsiniz. Cehennem ateşine karşı koruyabilirsiniz. Kur'an'ın ilkeleri cehennem ateşine karşı yanmaz elbiselerdir. O elbiseyi giymek elinizde, o fırsat hala elinizde. O ateşten sakının ki o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Ama o ateş hakikati örten, gerçekleri görmezden gelen kafirler için hazırlanmıştır, müminler için değil. O zaman o ateşe düşmemek için tedbir alın, tedbirli olun, müminlerden olun, müttakilerin arasında kalın. Evet, Kur'an'da asla şek şüphe yok. Kur'an bu ve benzeri ayetlerle insanlığa meydan okumaya devam ediyor. Başka ayetlerde Kur'an'ın bir benzerini getirin, Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirin,
10 suresinin benzerini getirin ama insanlar getiremediler. Teşebbüste bulundular. Kur'an'ın ayetlerine, surelerine benzer cümleler uydurmaya kalktılar ama kendileri de inanmadılar. O uydurduklarının hak, hakikat, Allah kelamı olduğuna kendileri de kani olmadılar. Sonuçta Cenab-ı Hak diyor ki o halde Kur'an karşısında teslim olun ki cehennemden korunasınız. Burada bizim indirdiğimiz ifadesi çok anlamlıdır. Biz indirdik mi böyle indiririz. Çünkü biz erişilmez kudretin sahibiyiz. Göklerin ve yerin, kainatın, evrenin, insanlığın yaratıcısıyız. Allah'ın yaptığını hiç kimse yapamaz. Hiç kimse Allah gibi kanun, yasa, ilke, prensip koyamaz. Kitap, din vaaz edemez. Onun için Allah tek olduğu halde çoğul kalıp kullanıyor. Biz indirdik, biz yaptık buyuruyor. Aynı şekilde Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yağmur içinde biz indirdik buyuruyor. Vahiy içinde biz indirdik. Bir başka husus kulumuza diyor, kulumuza indirdiğimiz. Kulumuz diyor Allah. Hazreti Muhammed'i kulumuz diye ifade ediyor. Kulluk en büyük rütbe dedik. Allah'ın bir de kuluna kulum demesi, kulumuz demesi, onu sahiplenmesi demektir. Evet, Allah kulum dediği Muhammed Mustafa'sına o vahyi indirdi. O ona müstehak oldu, alıcılarını o vahyi açtı. Allah da onu seçti, o vahyi ona indirdi. Evet, son peygamber geldi ama biz de onun kulu olursak, o yolda olur, o yolda kalırsak, Allah bize de ikram eder, bize de lütfeder, bize de ayetlerini indirir. O ayetleri anlarız, o ayetlere iman ederiz, o ayetleri yaşarız, o ayetlerle insanlar ve Allah katında saygınlığımız, itibarımız artar. O ayetlerle de biz hem dünyada hem de ahirette aziz insanlar, aziz müminler, aziz insanlık olabiliriz. Onun için kul olmak ama Allah'a kul olmak önemli. Allah'ın olmak önemli. Her şeyimizde ona adanmak önemli. Ayetlerde bunu da görüyoruz. Herhangi bir şüphe içerisindeyseniz, Kur'an'ın وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ayetinde beyan edildiği üzere, Kur'an'ı biz indirdik, hak ile indirdik. O da hak ile indi ayetinde beyan edildiği üzere. Evet, Kur'an'ın kaynağı haktır. Kur'an'ın kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Kur'an'ın inişi Hazreti Muhammed'e vahiy meleği vasıtasıyla gelişi haktır. Kur'an'ın muhtevası, içeriği haktır. Kur'an'da asla şek şüphe yoktur. Kur'an'ın hedefi hakkı hakim kılmak, batılı iptal etmektir. Her şeyiyle hak olan bir kitap. Bunda nasıl şüphe edebilir insanlık? Ama herhangi bir şüphe içerisindeyseniz, en küçük bir şüphe içerisindeyseniz, o zaman bir benzerini getirin de görelim. Evet, tarih boyunca 1500 senedir, 15 asırdır Kur'an bu meydan okumasına devam ediyor. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'in ne bir benzerini getirebiliyorlar, ne onu değiştirebiliyorlar. Onun o korunmuşluğu bugüne kadar devam etmiş, bundan sonra da devam edecektir. O orijinal diliyle Allah vahiy meleği vasıtasıyla Allah katından peygamberine geldiği gibi terü taze korunmaya, muhafaza edilmeye devam etmektedir. Nazmıyla da, metniyle de, muhtevasıyla da Kur'an eşsizliğini koruyor ve meydan okumaya devam ediyor. O Kur'an'a gönül verenlere, gönül alıcılarını Kur'an'a çevirenlere ne mutlu. Kur'an'la dolanlara, Kur'an'la olanlara, Kur'an'ın yolunda kalanlara, Kur'an'ın şefaatine mazhar olanlara müjdeler olsun. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.